Hepinize selamlar dostlar. Alpinya kanalına hoş geldiniz. Biraz farklı bir giriş olsun. Farming Simulator 2019'da birlikteyiz. Gördüğünüz karakter de bizim karakterimiz. Biçerimizi almış götürüyorduk. Ben bunu götürürken olanları size anlatayım. Bu arada haritayı böyle mi açıyorduk? Evet, haritamızı da açalım. Dostlar, bu benim dördüncü kayda girişim. İlk ikisi oyun içi hatalar. Üçüncüsü de yine benim kulaklığı ayarlamadığım için oyunun sesinin size gelmemesi. Abi bir dakika, tam yanda kaldı. Özür dilerim, özür dilerim. Götüreyim derken... Voltu indiremiyor muyuz ya? Biraz aşağı bakıyor sanki. Sanırım ben uzun yolu seçtim ama... En azından oyunun arazilerini biraz görmüş oluyoruz. Ve dışarıdan da şöyle bakalım oyunun şeylerine. Bu arada şu an sizde Pixel Simulator olabilir. Çünkü oyunda ben de piksel olarak görüyorum yani. Bilmiyorum, çok detaylı yapmamışlar ama bir çiftlik oyununa göre güzel. Yani tabii bir Red Dead Redemption'la falan kıyaslamayalım o. Şurayı ezmeyelim. Çünkü ezince ürünün verimi düşüyormuş bu arada. Bakın, hatta gitti orası. Ya. Çünkü bizim tarlamız. Şimdi biz biçmeye başlayalım bununla. Ben şuradan şurayı açayım. Karıştırıcı aç. X. Çalıştır. Ha. Tamam. Hız kontrolünü etkinleştir. Tamam. Şimdi biz bununla yavaş yavaş hallederiz. Hallederken ben de size oyunun şeyini anlatayım. Ya neyini anlatacağım ki? Oyunu ben de bilmiyorum valla. Sizinle öğreneceğiz şu an. Tuşları bilmiyorum. Tuşları bilseydim zaten bakmazdım. O da ayrı mesele. Şimdi bir dakika. Kesiciyi kaldır be. Geri be. Bu arada benim arada ani dönüşlerim olacak. Onun sebebi şey. Tekerlek döndükten sonra bir süre öyle kalıyor. Ve bu benim hiç alışık olmadığım bir şey oyunlardan da. Zaten araba sürmeli oyunları falan genel olarak oynamıyorum. Ondan ötürü yani biraz sıkıntı çekeceğiz gibi duruyor. Ben bunu dışarıdan süreyim. Durun, ben şunun sesini size ızdırap olmasın o. Araç sesi. Tamam. Bak bak bak, patiyi gördünüz mü? Patinaj attı. Bak, eğer benim göz yanılmam değilse ve oyunda öyle bir minik şeyler eklemişlerse var ya, adamlara cidden helal olsun derim yani. Zaten çok güzel yapıyorlar oyunları. Yani Giant Software 1, o diğer oyunu yapanı unuttum. Kettles and Crops muydu? Öyle bir şey olması lazım. Öyle bir oyun var. O da çok güzel görüntü kalitesi olarak. Bunlar bir, o iki zaten. Aa, dur. Tarlaya girmeyelim. Tarlaya gerek yok. Ekinimiz gitmesin. Pamuk sonuçta. Pamuk için ayrı bir cihaz almam gerekecek ya. O tek üzüldüğüm şey o. Ki almayacağım. Yani tarlayı direkt süreceğim, geçeceğim. Çok güzel ya. Oyunun atmosferi çok güzel. Hadi bunu işçiye verelim biz. Biz de o sırada gidip römorkumuzu alalım. İşte bu boşa giden videolardan birinde ben bu arada durun, onu da göstereyim size. Oyunu duraklat nerede? Aynen, oyunu durdur. Şimdi oyuna ilk girdiğinizde arazi almanız gerekiyor. Onun için de X'e basıyorsunuz burada ve buradan arazinizi seçip alıyorsunuz. Biz burayı aldık. Yani genel olarak herkes orayı açıyor. Alıyor. Sonra markete gittik buradan. P ile markete girebiliyorsunuz bu arada. Marketin kısa yolu P. Markete gittik abi. Durun hemen marketimizi... Ha, oyun duraklarını, tamam. İşte markete gittik, traktörümüzü falan aldık. Ekim makinemizle pulluğumuzu ortak aldık. Yani şey, aldığımız makine hem ekiyor hem de şey yapıyor. Tarladık pislikleri temizliyor. Sonra biçer döver aldık. Gördüğünüz az önce kullandığımız onun önündeki kesiciyi aldık. Bir tane römork aldık. Bir de silo aldık tabii ki. Yani bir şeyleri depolamamız gerekiyor sonuçta. Silo gördüğünüz de şurada. Bunların hepsi istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Böyle alıyorsunuz, yerleşiyor falan yok. İstediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Çalış. Bırak bunu. Tamam. Bu arada şu an kullandığım traktör Türk markası, hatta dur şöyle göstereyim.
arada bir güzel şeyler yapıyoruz. Gördüğünüz araç abi bu Türk markası. Hatta marketten de size göstereyim. Nerede? Küçük traktörler. Arma Truck bu. Yani eğer doğru hatırlıyorsam abi bu olması lazım. Bu Türk markası bir traktör kendisi. İçe girelim abi. İçeriden sürüyorum. İçeriden sürmek çok hoşuma gitmeye başladı. Normalde sevdiğim bir şey değildir oyunlarda arabayı içeriden sürmek ama benim hoşuma gitti. Bu arada beğenip abone olmayı unutmayın. Yani şey olarak izlenmelerimiz düştü zaten. O benim hatamdı da. Yani 4 ay boyunca video atmamak biraz geri zekalılık oldu. Yani beğenirseniz mutlu oluruz biz de. Daha güzel videolar gelir, daha sık gelir. Sizin açınızdan aslında iyi olur. Aha, gitti güzelim direkt. Bu arada oyuna at gelmiş. Köpek gelmiş. Köpeğin böyle kulübesini koyuyorsunuz, önünde duruyor falan. Takip ettirebiliyorsunuz kendinize. Sevebiliyorsunuz, böyle yere yatıp debeleniyor falan. Hepsini abi, bütün bölümlerde, bütün yapabileceğimiz bütün kombinasyonları yapacağız. Her şeyi deneyeceğiz, köküne kadar. Seri biz ne zaman bitti dersek o zaman biter. Öyle. Şimdi tabi bu oyunun videosunu izlemek için Steam'den falan gelenler olabilir şey olarak. Çünkü oranın ne denir? İnceleme kısmına linkini koyuyorum ki insanlar gelip oyunu görsün, bir fikri olsun yani. Kim YouTuber'lar var abi? Herif 1080 Ti ile falan oynuyor. En iyi işlemciyle kayıt alıyor abi. Ultra oyun. Görüntü kalitesi çok güzel görünüyor. Ama gerçekte öyle değil. Öyle değil. O 1080 güzel gösteriyor ki Türkiye'de 1080'li olan insan sayısının çok fazla olduğunu düşünmüyorum ben. Yani ben de 1060 var ve 1060 olan insan sayısı daha fazladır bence. Oyunu bir gerçek görün böyle. Gerçek bir oyuncu olarak yorumunu dinleyin. Sizin açınızdan güzel olur. Hem benim açımdan. Bir de ana araya gelelim. Bip bip bip. Nasıl ama efekt falan. Takalım. Hemen çiftliğe gidelim. Birazdan biçer dolar. Onları da satarız yavaş yavaş abi. Oyunun en başları hep sakindir. Bir dakika. Bu arada şu zamanı bir hızlandırmam lazım. Nerede zaman? Burada mıydı? Burada olması. Ha. 5x. 15x olsun. Yok 5x olsun. 5x iyidir. Gece falan olması, geceyle hiç uğraşmak istemiyorum. Gece olursa abi hızı fulleyeceğim. Çünkü karanlıkta oynamayı çok sevmiyorum oyunu. Ama bir de şey, şu arabanın içinde gördüğünüz şu iki tane iç ışık falan. İki tane iç ışık. İç değil mi? Aynen iç. İç ışık var ya. Onların hepsi yanıyor ve arabanın iç aydınlatmaları falan var. 2019'un en hoş özelliklerinden birisi de o. Abi oyununu güzel yapmışlar ya. Baksana şuraya inşaat falan eklemişler. Şehir falan çok güzel olmuş. Her yerde ekinler falan var. Şu dikiz aynası şeylerini kapattım da keşke kapatmasaydım ya. Açabilir miyim şu an? Trafik, kir, motor, dur, kalk, yardımcı falan filan. Ekin tahribatı. Açık kalsın. Adam gibi sürelim oyunda. Direk. İkiz aynaları yok mu ya para birimi olan araç dinamik araç kamerası. Tamam ben ikinci bölüme geçerken şey yaparım. O ayarı yaparım. Dikiz aynalarına falan da bakalım yani. Güzel görünsün en azından, bir göze hitap etsin, bir Euro Truck oynar gibi. Zaten bilgisayarımı zorlamıyor. Bilgisayarım bu oyunu tokatlar benim. Evet, tamam. Bir saate baktım alta batıp da. Yardımcı bey çalışmayı bitirdi. Gazlayalım. Hızlı gidelim. Hemen biçerin zamanı gelmiş. Bak millet arabasını falan park etmiş. Arada shift'e basasım geliyor böyle boostlansın falan diye. Bakalım shift'e basınca şu an bir şey oluyor mu? Bir de korna neydi? Dur dönüşümü yapayım. Bakayım. Dararürü dararürü dararürü. Umut. Neresi hiç kapağı aç. Bu arada az önce ne yaptım bilmiyorum. Neyin kapağını açtım? Ha bu. Açık kalsın. Daha güzel görünüyor.
Şimdi biçer amcamızın yanına gideceğiz. Bu arada eskiden mesela tarlanın içinden yardırırdık baba. Hiçbir şey olmuyordu. Şimdi mesela bakın köşesinden geçeceğim. Hoppa gitti. Bakın artık yok. Adamlar yapmış ya. Ha burada da var. Burada da var. Onu da hemen. Şunu hemen boşaltalım. Onu hiç biçmeye başlayalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Hemen bindim. Boruyu aç. O. Bu arada bunun alanı bayağı genişmiş ve bu kanolaymış. Evet, güzel. Kanolamızı da sattık. Satmadık. Aa, ne satması? Burayı kapat. Motoru çalıştır. Anahtarı alalım. Güvenemiyorum şimdi traktöre çarpacağım hasar alacak falan diye. Hasar şeyi falan da var ya oyunda. B. Tamam, tuşlara ben alıştım. Eski farmingçiyiz biz de. Hayır hayır hayır. Ya, orası bizim değil mi? Öyle bir şey olmadı değil mi? Hiç bana yeni uç aldırmayacaksındır umarım. Ay çiçeği. Aynen. Bana yeni meyve aldıracak. Hatta bana bir traktör daha aldıracak şu an. Şunun motorunu kapatalım. Hatta dur açalım. Kenarı çekelim. Bu arada motorları açık olduğu sürece bunlar şey yiyor. Adı nedir? Ne denir? Benzin benzin. He. Valla eziyorum şu an umurumda değil çünkü ikisini de sürmek zorunda kalacağız. Şöyle gidelim. Bu arada radyoyu nasıl açıyoruz? Hemen şuradan tuşlardan bakalım. Radyo, radyo, radyo. Aha, radyo gördüm. Radyoyu değiştir. 5. Abi bir dakika ama. Telifi var mı bilmiyorum ki. Abi güvenemedim. Telifi vardır bunun. Aa yine unuttum motoru kapatmayı. Motoru bilerek otomatik kapatmıyorum çünkü gerçekçiliği bozuluyor bence. Tamam. Şimdi bunu silomuza depolayalım. O dökme efektine falan da bakalım. Burası umurumda değil. Ay çiçeğini ekerken bana mı sordun yani? Aşırı yükleme mi? Direkt yükleme o aşırıyı niye öyle şey yapmışlar ki? Her neyse anlam veremedim ama bunu şu anlık şöyle kalsın. Ha, bayağı bayağı sürükleniyor. Bir ara gübre... Bir tane daha traktör alıp bir de gübre makinesi alalım. Evet. Bu arada bunun içi boş biliyorum ama ne? Gücü yetmiyor herhalde ya. Maaş ödemesi. Kime? Benim maaşımsa haberim yok. Kanola işçiye verdim ya. İşçi hallediversin. Evet bu traktörün buna gücü yetmiyor ya açık arayla. Baya baya gücü yetmiyor bizim. Daha iyi bir şey. Kireç gerekiyor. Aa doğru oyunda o da var. Bildiğin tarlaya gübre atar gibi kireç atıyorsunuz ki verim artsın. Çok güzel özellikler ya, çok güzel. Orta boy traktörler. Valla. Paramız ne kadardı lan bizim? 368 bin.
Aslında o kadar da az değil. Öf, öf, şu nara bak. Heybete bak. Traktör sayısı bir az geldi ama bir de dev traktörler var tabii. Buranın en iyisini alabiliriz bence. 180 beygir. 110. Lamborghini ya. Ha, Lamborghini değil. Lamborghini yok mu? Lambo vardı. Lambo olsa görürdüm. Challenger'mış ya. Lamborghini ile herhalde anlaşmaları gitmiş. Aynen böyle beyaz bir traktördü Lamborghini ve çok hoş görünüyordu. Ama al. Ne özelliği var? Ha, motor kurulum. Yapıyordur bir şeyler. En yükleyici ekleyici. Yok, ön yükleyici. Teker. Geniş. Arkada çift teker yok. Tamam. Böyle kafi. Kafi. Şeyler daha alsak mı ya? İki muhafazası. Araba. Aa, ucuz var. Tatlış bir şey ya. Bu tipe bakar mısın ya? Bu ne bir aracık? Şu ne? Şunlar niye gösteriyor o kadar onu anlamadım. Bir de bizim bu aldığımız kesici sadece neyleri kesebiliyor onu merak ettim. Buğdayı ve arpayı da kesiyor sanırım. Ah, o yeni araç var ya. Üf, şunu tipe bak. Sese bakar mısınız ya? Şu tipe bak, tipe bak. Eşet güzel. Ve saatte sanırım 60 kilometre falan yapıyor. Yok, 50'miş. 50'ymiş. O artı 3'ü 4'ü de yokuştan dolayı. Çok tatlı ya. Çok tatlı. Umarım arkada o tık diye duyduğum ses ablamın sesi değildir. Aç, bir şey olmaz. Bir dakika, orada bir şey gösteriyordu. Abi yok ya, götüm yemiyor. Telif yemek istemiyorum çünkü telif yüzünden para kazanmamız açılmadı. Yazın 3 kere başvurduk ve 3'ü de reddedildi telif hakları yüzünden. Telifsiz devam etmek istiyorum artık. Gerek yok telife falan. Hiç uğraşamam. Ah, del del del. Üst katın yavru çocukları, yavru insanları var ya, deliyorlar resmen matkap gibi. Bir de genelde benim yazılı haftama denk geliyor artık. Ölçüyorlar, biçiyorlar, öyle mi yapıyorlar anlamıyorum. Dur bir de şurada drift atalım. Pamuğu da biçemiyoruz zaten. Abi teker dönene kadar. Yapsa ben erken dönerdim. Çapını merak ettim ne kadar. Ha, biraz kayıyor. Şimdi lütfen. Ha, ben yapmıyormuşum. Şu. Sal abi, sal 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 sal. Sen git, sen de başka zaman yapacağız. Abi sese bak ya, sese bak ya. Burayı da unutmuş işçi. Stik, maaşından keseceğim onu. Hala kanolada, şimdi şuradan dönüp işçiye bırakacağım. Abi şu an acaba ekiliyor mu yoksa içinde tohum olmadığı için hala ekmiyor mu? Benim merakım orada. Çünkü içine nasıl tohum dolduracağım hakkında hiçbir fikrim yok. Devam et moruk ya, devam et. Yardır, haldır uldur.
Armatrak. Ezle. İçten sürelim. Sessiz sessiz gidelim abi. Şu kanolayı da satalım değil mi? Hemen 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 efendim, evet dönüyoruz. Yallah yallah. Zaten 3000 litre mi ne? Ne kadar alabiliriz ki para? O direkt boşalttı zaten. Şimdi şuradan bunların fiyatlarına bakalım. Nerede kanola? Hayvan çiftliği. Aa, yerini işaretledim. Şuraya gideceğiz. O dağdan bayırdan yardırmak istiyorum şu an. Hem araçların hasar şeyini de görmüş oluruz, yani ne kadar hasar alıyorlar, ne kadar almıyorlar falan diye. Şu an dehşet şekilde müzik dinlemeye ihtiyacı uyandı ya. Yüksek ihtimal telifleri var yani, bende böyle bir istek olduğuna göre. Kendimi tanıyorum çünkü benim vücudum güzel bir şey isteyemez. İstediğinde kesinlikle bir sıkıntı oldu. Olu gaye. Artık böyle konuşacağım. Bu arada kaç dakika oldu? Kaç dakika oldu? Oo. Daha var ya da koy ver gitsin ya aman. Mezara mı götüreceğim dakikaları? Aslında evet de. İzleyin ya, siz doyun, ben sizi doyururum. Bir baba edasıyla. Şu an 3 tane serimiz var ama yüksek mi artık Jurassic World'ü haftada bir yollayacağım. Çünkü hani 40 bölüm falan olmak üzere veya oldu artık. Ben bile bilmiyorum artık kaç bölüm olduğunu. Yeter. Ha, yani. Zaten görev, onun da görevlerinin bitmesine az kaldı. Onun görevleri bitsin. En büyük adaya geçip asıl hayallerimizi kuracağız. Orada belki sezon 2 falan yapabilirim. Sezon 2 der, bölüm 1, bölüm 2 falan diye pat 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 gömeriz. Güzel olur. 10-15 bölümde oradan gelse. Yeter ya. Ya o oyun ömrünü düşündüğümden daha kısa sürede tamamladı. Ve ben hiç bu kadar kısa süreceğini düşünmemiştim. Ya koskoca Jurassic World, yani en az bir 4-5 ay devam eder demiştim ben. Burada şunun motor sesini bir arttıracağım ben. Çünkü biraz da duyalım yani. Heh. Tamam. Kafi. Yani şey, sıkılmayalım. Amaç sıkılmayalım. Ben videodan sonra hem bakayım sesler telifli mi? Hem de o tek tük işte ayarlarımızı halledelim. Dikiz aynalarımızı açalım. Onu yüksek mi unutacağım ama neyse. Neyse. Saatte 24 kilometre. Hadi bakayım. Hadi koç. Çekersin. Bu traktörü boşuna almış gibi hissediyorum. Hiçbir şey çekemiyor ya. Çok yavaş. Kilisede durup bir namaz mı kılsak? Herhalde buralarda görev gibi falan olacak. Biz tamir edeceğiz çünkü oyunda çimento fabrikası var. Bildiğiniz çimento fabrikası. Oh, ver 43'ü ver. Bir kıç atalım şurada. Atmadım, güzel döndüm. Hız bile kesmedim. Kornaya basalım biraz. Uyu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 
Yeter. Kafi, kafi. İki.
3700. Kafir. Lan yolda yaktığımız benzine bile değmedi de çaktırmayın. Bu arada benzin falan da var yani, bu şey aşağıda barlarda falan görürsünüz sağ tarafta. Abi en büyük isteğim şu an at almak. At alacağım ya, at dıgı dıgı dıgıcık bineceğim, bütün haritayı onunla dolaşacağım. Bu arada bu yandaki 11. tarlayı da almak istiyorum. Oyunun sanırım en büyük tarlası o. Ya oyunun ya da bu haritanın, bilmiyorum artık. Bir de şu traktörü de bir uçurumdan aşağı atalım, bakalım ne oluyor. Her şeyi deneyeceğim oğlum. Bu oyunun bir açığını bulacağım, oyunu buga sokacağım. Çoktan sokanlar vardır da buga. Kestirme diyorum. Kestirme biraz çılgın oldu. %170. Ah kalbim. O kadar maaş alınır mı hayvan? Sen ucuza çalışır. Dolar lan bu. 6 lira. 6 Türk lirası. Güzel dönüyorum. Ya hak. Düşündüğüm şey olmasın da. Ne olursa olsun. Buga girmeyelim. Bokunu yiyin, buga girmeyelim. Hadi. Hadi. Ana. Ha. Abi vallahi dertten başka hiçbir şey değil ya. Kendi mallığımıza. Şöyle girelim. Şuradan iteyim ya. Aynen. Dur. Şimdi bakalım hasar almışlar mı? Yılın sorusu. Evet. Aldılar. Bu %2 aldı, bu %4. Ki bu hasarları tamir ettirmek ucuz zannetmeyin. Giriyor. Hissettiriyor onu. Yer. Yardır. Dön. Lan oğlum bir dönemiyorsun ya. Dön. Hadi. Dostlar o zaman bu bölümün sonuna gelelim. Hem hasar alıp almadığını da görmüş olduk. Alıyormuş. O yüzden manyaklıklar yapmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.